kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kaybettik. Yani onun için üzgünüm. Yani maça baktığınız zaman tabii Karşıyaka maçını kazanıp en azından puanımızı üçlemek istiyorduk. Ama hani daha çok görev vermediğimiz oyuncular üstünde gitmeye çalıştık. Onlar da maç tecrübesi, maç performans artsın diye uğraştık. Ama o motivasyon sahada çok fazla yoktu bugün. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Karşıyaka'yı tebrik ediyorum. Yani maalesef tabii ki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzüntümüz çok büyük ama hani ateş Akhisar'ımıza da düştü. Hani şehidimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına da yani Rabbim sabırlar ihsan etsin. Üzüntümüz büyük. İnşallah bu akan kanlar bir an önce durur. Temennimiz bu. Onun için de ayrı bir üzüntümüz var yani. Tabii maç hayat devam ediyor bir şekilde ama kupada da iddialı konuma gelmemiz gerekiyor aslında. Ya bu benim hesabımda olmayan bir kayıp. Bu 3 puan. Hocam önümüzdeki hafta artık ligin son maçı Osmanlı maçı. Burada özel bir şey ayarlayacak mısınız? Yani Osmanlı'ya karşı bir kadro değişimine gidecek misiniz? Yani son iki maç deplasmanda mağlup geldik. Evet. Bir farklı kadro oluşturmayı düşünüyor musunuz kafanızda? Ya tabii yani görev değişiklikleri olabilir. Formlu oyuncular, formsuz oyuncular. İşte ufak tefek sakatlı olan oyuncular var. Çok şükür seneyi geçirdik ama tabii Osmanlı maçı da inşallah kazanırsak 30 puanın üstüne geçeceğiz. Biz iç sahada çok başarılıyız. Osmanlı'da deplasmanda çok başarılı. Yani tedbiri elden bırakmamak lazım. Çok ciddi hazırlanmak lazım. İnşallah kazanmak için sahada olacağız. Sorusu olan. Hocam bugün forma şansı bulamayan oyunculara yer verdim dediniz. Genelde böyle oluyor ama bugünkü forma şansı verdiğiniz oyuncuların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun değilim açıkçası. Yani onlar da kendilerinden memnun değildir. Yani Karşıyaka çok zor durumda. Ligde çok sıkıntılı günler geçiriyor Karşıyaka. Kupada da moral arıyor ama yani bizim her forma verdiğimiz oyuncunun performansının yüksek olması gerekiyor. Çünkü bir Süper Lig ekibisiniz, yarış devam ediyor. İki kulvarda da yarış devam edecekse oynamayan oyuncuların da daha önceki maçlarda olduğu gibi daha özverili olmasını bekliyorduk ama bugün biraz o konuda eksik kaldık. Bunlar da gerekli tedbirler alınır. Zaten hafta sonunda maç bittikten sonra da yönetim kuruluyla gerekli raporlar, gitmesi kalanlar, gitmesi gerekenler kalması. Ne düşündüğümüz oyuncular konusunda da rapor veririz. Yani burada olmasını kendisi istemeyen oyuncuyu biz zorla tutamayız. Hocam zemin bugün nasıldı sizce? Yani etki etti mi futbola? Yok ya, bu zemin kötü ama zemine bağlı bir kayıp değil yani. Bu tamamen motivasyonla ve işi ciddiye almamakla ilgili bir kayıp. Yani burada zemine en son suç atılır yani. Suç bizde. Hüseyin Hoca zemine bahane miydi? Olabilirdi ama biz yani bu işin bahane kısmı olur bize. Mazeret olur. Herkes hocam maçın kısa bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Oyunun başından sonuna kadar her iki takım oyuncuları bu kadar kötü bir zemin içerisinde, alanın içerisinde gerçekten futbol adına her şeyi ortaya koydular. Her iki takımın kaçırdığı penaltılar var. Tabii futbolun içerisinde bunlar da var. Ama pozisyon olarak her iki takım da bol pozisyonlu bir müsabaka oynadı. Seyircilerin bu müsabakadan büyük zevk aldığını düşünüyorum. Her iki takım oyuncuları bu kadar kötü bir zemin içerisinde hem futbol adına hem mücadele adına her şeyi ortaya koydukları için tebrik ediyorum. Bizim en büyük korkumuzdan bir tanesi sakatlıklardı. Yani buradan en azından bir sakatlık olmadan ayrıldık. Kadromuzun dar olması. Müsabakalarda bize bir dezavantaj gibi gözükse de genç oyuncuları oynatmamızda da avantaj olarak kullanıyoruz. Başarılar diliyorum her iki takım adına. Yani bu müsabakanın sahaya çıkan karşıya kadar müsabakanın kupa olması, lig olması bir şeyi değiştirmez. Yani sonucunda temsil hakkını kullandığımız bir kulübümüz var, formamız var, armamız var. Bunu en iyi şekilde sahanın içerisinde hem futbol adına hem mücadele adına ortaya koymak zorundayız. Bunu da arkadaşlarımız her kupa maçlarında hem lig maçlarında ortaya koymaya çalışıyorlar. Gol olur da belki müsabakayı da kaybedebilirsiniz. Yani onun neticesini tayin edecek kişiler oyunun sonundaki mücadele içerisinde, pozisyonlar içerisinde kazanılan goller veya yenmeyen, atılan goller veya yenmeyen gollerdir.
Biz bu müsabakayı 2-0 kazandığımız için mutluyuz en azından. Şans verdiğimiz genç arkadaşlarımıza bir güven geldi. Takım içerisindeki uyumunu daha çabuk bir hale getirdi. O açıdan son derece biz faydalı bir müsabaka oynadık kendi açımızdan.